Gündelik hayatta fiziksel dünya ve dijital dünyanın iç içe geçmesinin sonucu olarak bireylerin medya tüketim miktarı düzenli şekilde artmaktadır. Bon ve Sort'a göre ortalama bir günde ortalama bir birey 100.500 kelime medya tüketimi yapmaktadır. Bunun dijital karşılığı 34 GB'tır. Buradan yola çıkarak bireylerin marka içeriklerine gösterdiği ilgide bir düşüş beklemek ve görmek doğaldır. Mesajlarla dolu bu kaotik atmosferde içerik pazarlama, kurumlara, hedef kitleleriyle engage olmak için yeni fırsatlar sunmaktadır. İçerik pazarlama, pratiği farklı çeşitlilikte ve boyutta kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır. Sivil toplum örgütleri, holdingler, KOBİ'ler ve girişimler bunlara örnektir. Content marketing teriminin dünya çapındaki Google aramalarında 2011 yılından itibaren düzenli şekilde bir artışın görülmesi de bunu kanıtlar niteliktedir. İçerik pazarlama, teorik bir çerçeveye ihtiyaç duyan uygulama yönelimli bir tekniktir ve akademik bir bağlamda ele alınmalıdır. Bu durum en başta içerik pazarlamanın tanımlanmasını gerektirir. İçerik pazarlamanın farklı tanımları mevcuttur. Muhtemel tanımlardan bir tanesi Oxford Dictionaries tarafından yapılmıştır. Oxford Dictionaries'e göre içerik pazarlama, videolar, bloglar ve sosyal medya gönderileri gibi çevrim içi materyallerin yaratılması ve paylaşılmasına dayanan, markayı açık bir şekilde tanıtım amacı gütmeyen, fakat ürün ve hizmetlere karşı ilgi yaratmayı amaçlayan bir pazarlama tekniği çeşididir. İçerik pazarlama konusunda güncel bir blok olan Content Marketing Institute ise içerik pazarlamayı tanımlama noktasında farklı bir yaklaşıma sahiptir. Content Marketing Institute içerik pazarlamayı şu şekilde tanımlamaktadır. İçerik pazarlama, açıkça tanımlanmış bir hedef kitle için değerli, ilgili ve devamlı içerik yaratmaya odaklanmış, kâr edilebilir tüketici davranışı yaratmayı amaçlayan stratejik bir pazarlama yaklaşımıdır. Fakat şunun altı çizilmelidir. Tanımdaki kâr edilebilir tüketici davranışı satış olmak zorunda değildir. Bu, marka görünürlüğü ve marka farkındalığı yaratmak, engagement ve marka elçileri yaratmak da kâr edilebilir tüketici davranışı olarak yorumlanabilir. Rebecca Leib, içerik pazarlamanın markanın tanınırlığına, güvenilirliğine, uzmanlığına, sadakatine ve özgünlüğüne katkı sağladığını belirtmektedir. Ayrıca tüketicilerin daha iyi bilgilenmiş olmasını da sağlamaktadır. Belki içerik pazarlama üzerine daha iyi bir anlayış geliştirebilmek amacıyla Marketo tarafından hazırlanmış olan ve içerik pazarlama ile geleneksel reklamcılık arasındaki farkları ortaya koyan bu infografiğe göz atmak faydalı olacaktır. Ek olarak Clark'e göre içerik pazarlamanın amaçları değer yaratmak, duygusal bağlar kurmak ve markayı tanımlayan hikayelerin doğabileceği ortamlar yaratmak olarak betimlenebileceğini belirtmiştir. Content Marketing Institute'un haberine göre duygular karar vermenin her aşamasında ana faktörlerden bir tanesidir. Ve Facebook'ta bir gönderi paylaşmak gibi basit bir şey bile belli bir derecede duygusallığa sebep olabilir. Bu noktada içerik pazarlama ile de ilişkili olan ve hedef kitle ile duygusal bağlar kurmak için de faydalı bir teknik sayılabilecek hikaye anlatıcılığına göz atmak gerekmektedir. Postmodern dünyada bireyler ürünlerden daha fazlasına ihtiyaç duymaktadır. Jorgensen ve arkadaşları postmodern bağlamdaki tüketici ve tüketici davranışlarını şöyle açıklamaktadır. Postmodern dünyada birey merkezdedir. Tüketici kontrole geçmiştir. Bireyler kendilerini kişiselleştirilmiş tüketim tercihleri aracılığıyla tanımlar ve kendi gerçekliklerini bu şekilde şekillendirirler. Bu tüketim şekli bireylerin bilişsel ve duygusal durumlarının sonucudur ve çeşitli konulardaki değer ve duruşlarını yansıtır. Postmodernizm, kalitenin tüketicinin ilgi ve sadakatini yakalamak için tek başına yeterli olmadığını vurgulamaktadır. Postmodern tüketici için değer, ürün, marka ve kurumun temsil ettiği birleşmiş değer ve imajda yatmaktadır. Popiş ile göre postmodern tüketiciler üretim üzerinde doğrudan etkiye sahiptir ve farklı kişiliklere bölünmüş bir bireysellikleri vardır. Bu durum tüketiciyi kestirilemez bir hale getirmektedir. Diğer yandan tüketicilerin kimliğindeki bu bölünme bir topluluğa dahil ait olma duygusunu sonlandırmıştır. Popişil bu dostluk duygusunun tüketim tarafından sağlandığını belirtmektedir.
yani tüketiciler, belirli bir ürün tüketerek belirli bir topluluğun üyesi haline gelmektedir. Sneakers ayakkabı giyerek kaykay kültürüne veya lüks bir saat takarak iş dünyasına ait hissetmek bu duruma örnek olabilir. Bahsi geçen durumdan yola çıkarak marka hikayelerinin markaların özgünlüğünü artırmak için hayati önem taşıdığını söylemek mümkündür. Bu noktada hikaye anlatıcılığı markanın tüketici zihnindeki konumunu güçlendirme yetisine sahiptir. Örneğin, şişelenmiş su satan bir markanın ürününü fiziksel olarak farklılaştırma seçeneği yok denecek kadar azdır. Bu aşamada hikaye anlatıcılığı sahneye çıkmakta ve sıradan şişelenmiş bir suyu tüketicinin zihninde Alplerden gelen bir suya dönüştürmektedir. Fogg ve arkadaşlarına göre işletmeler ürün tasarımı ve teknik mükemmellik konusunda rekabet etmemektedir. Gerçek yarış sağlam değerler oluşturmakla ilgilidir. Belirtilmelidir ki hikayeler en eski bilgi aktarım tekniklerinden bir tanesidir. Hikaye anlatıcılığı bu değerlerin hedef kitleye iletilmesi noktasında önem taşımaktadır. Ve bu değerler insanların toplumda kendilerini tanımlayabilmelerini sağlamaktadır. Serrat'a göre hikaye anlatıcılığı fikirleri, inanışları, kişisel deneyimleri ve hayat derslerini güçlü duyguları ve içgörüleri uyandıracak şekilde anlatmanın sade bir açıklamasıdır. Miller ise hikaye anlatıcılığını bir olaylar serisi olarak tanımlamaktadır. Günümüzde hikayeler eğitimden marka iletişimine stratejik şekilde birçok alanda kullanılmaktadır. Çünkü hikayeler sıcak iletişim özellikleri taşımaktadır ve bilgiyi daha kişiselleştirilmiş şekilde iletmek için etkili bir araçtır. Serrat şuna dikkat çekmektedir. Analizler mantığı heyecanlandırır. Fakat kalbe doğrudan bir rota çizemez. Bu önerme, etkili tasarlanmış bir hikayenin hedef kitleye marka aurasını ulaştırmak ve konumlandırmasını sağlamak için doğru bir araç olduğunu doğrular niteliktedir. Miller, hikayenin 11 farklı elementi olduğuna dikkat çeker. Karakterler, yer, zaman, hikaye akışı, duyular, objeler, karakterlerin beden dilleri ve duruşu, duygular, anlatıcının bakış açısı, anlatıcının ses tonu ve tema. İyi bir marka hikayesi anlatabilmek adına hikayelerin bu bileşenlerinin hedef kitledeki bireylerin özelliklerine göre düzenlenmesi önem taşımaktadır. Çünkü Fogg ve arkadaşlarına göre bireyler dünyayı semboller ve görsel dışa vurumlar üzerinden yorumlama eğilimindedir. Ve hedef kitleye uygun şekilde tasarlanmış bir marka hikayesi bu bileşenleri aktarmak için önemli bir araçtır. İçerik pazarlamanın videolar, bloglar ve sosyal medya gönderileri gibi çevrim içi materyallerin yaratılması ve paylaşılmasına dayanan bir teknik olduğundan bahsetmiştik. Üzerinde dikkatlice düşünüldüğünde bu içerik formatlarının hikayeler anlatmak için biçilmiş kaftan olduğunun altını çizmek gerekir. İçerik pazarlama, sosyal ağlar, arama motorları, e-kitaplar gibi farklı platformlar ve formatlar aracılığı ile hedef kitleye ulaşma amacı güden bir anlayışa sahip olduğundan tüketicilerin marka hikayeleriyle çepeçevre sarma imkanı sunmaktadır. İçerik pazarlama bağlamında sert bir tanıtım üslubuna sahip olmayan, sadece insanların ihtiyacı olduğunda yardımcı olmak amacıyla insanların karşısına çıkan içerikler, tüketicilerin marka hikayelerini istekle okumalarını sağlayabilir. Ayrıca içeriğin dağıtıldığı kanallar etkileşime açık platformlar olduğundan, tüketicilerin de hikaye yaratım sürecine dahil olmasına olanak tanıyabilir. Ayrıca daha fazla etkileşim, hikayenin daha fazla paylaşılmasını ve yayılmasını sağlayabilir. İçerik pazarlama çalışmaları dahilinde her kanaldan farklı özelliklere sahip olan hedef kitle segmentlerine ulaşılabilmektedir. Mesela 2015 yılında yayımlanmış olan Mobil Mesajlaşma ve Sosyal Medya 2015 raporuna göre 50-64 yaş aralığındaki internet kullanıcılarının %64'ü Facebook kullanırken bu sayı Instagram'da %11'e düşmektedir. Bu örnekten yola çıkarak bilgisayar firmasının sadece internetten gazete okuyup faturalarını ödemek isteyen yaşça büyük bir tüketiciye Facebook'tan ulaşma imkanı varken oyun oynamak isteyen yaşça daha genç birine Instagram'dan ulaşması mümkündür. Bu içerik pazarlamanın farklı kanallar ve içerik tipleri aracılığıyla marka hikayesini farklı özelliklere sahip kitlelere anlatma olanağı sunduğunu göstermektedir. İçerik pazarlama, hikayelerin yaratılmasına olanak tanıdığı gibi hikayeye sahip olmak için de pazarlama sürecine katkıda bulunur. Yani içerik pazarlama ve hikaye anlatıcılığı birbirini besleyen süreçlerdir. Çünkü içerik pazarlama insanlarda pozitif duyguları harekete geçirmek, onları eğlendirmek ve eğitmek anlayışıyla planlanmaktadır. Bu süreçte bir hikayeye sahip olmak hayati bir öneme sahiptir.
Çünkü bir hikaye yaratıldığında ve insanlar yaratılan bu hikayeyle temas kurduklarında içeriklerin verimliliği artar ve bu durum markayı güçlendirir.